Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 1984 romanını konuşacağız. George Orwell'ın son derece ünlü ve eminim çoğunuzun okuduğu bir roman. Peki ezber ne söylüyor? Ezber bu romanın totaliter bir rejimi anlattığını söylüyor. Evet, bu doğru cepte. Ama ben sizinle çok hüzünlü bir hikayeyi paylaşacağım. 1984'te çok hüzünlü bir hikaye anlatıldığını düşünüyorum ve sizinle bunu konuşacağız bugün. Çünkü eminim çoğunuz şöyle diyecektir. Totaliter bir rejimden bana ne? Ve bunda sonuna kadar haklısınız. Neden derseniz politik düzlemde bizim yüz yüze olduğumuz sistemler çok güçlü ve bizler onlarda en küçük bir etki uyandırabileceğimiz fikrine sahip değiliz. O halde neden politik sistem üzerine düşünelim? Biz artık politik sistemi, devletleri bir doğa olarak görüyoruz. Yani bizi çok aşan bir güç ve politik sistemlerle doğayla ilişki kuruyormuş gibi ilişki kuruyoruz. Bu sayede neyi başarıyoruz arkadaşlar? Aslında tam da baskıdan kurtulmanın bir yolunu buluyoruz. Yani başımıza gelecek baskıdan devleti doğaymış gibi kabul edip sıyrılıyoruz. En azından biz apolitikler bunu yapıyoruz diyebilirim. Ve evet, politik olan üzerine çok da düşünmek istemiyoruz. Peki düşünmeyelim. Ama baskı ortadan kalkıyor mu? 1984 baskıyla ilgili bir roman arkadaşlar. Bize baskının ne olduğunu, niçin insan dünyasında baskının var olduğunu anlatan bir roman. Ve biz 1984'te baskıyı ve insanı görüyoruz. Onun sayesinde toplum nedir, kültür nedir, yasa nedir gibi sorularda yeniden sorma imkanı buluyoruz. Baskı her yerde. Her yerde olduğu için 1984'ü okumak anlamlı. Öncelikle evimizin içinde aile fertlerinin birbirine kurduğu baskıdan bahsedebiliriz. Ve sonra arkadaş çevremizde bizim uyguladığımız ya da arkadaşlarımızın bize uyguladığı baskıdan bahsedebiliriz. Daha sonra sevgililerimize uyguladığımız baskıdan bahsedebiliriz. Kimle görüşmemesi gerektiği ya da bize ne kadar zaman ayırması gerektiği ya da ne giymemesi gerektiği üzerine birbirimiz üzerine bir sürü baskı uygularız. Peki bu kadarla sınırlı mı? Freud'la psikanalizi düşünelim. Psikanaliz neden doğdu? Baskıyı öncelikle biz kendi üzerimizde kurarız arkadaşlar. Mesela annemiz ve babamızdan veya başka bir sevdiğimizden bir anlığına nefret ettiğimizde kendi üzerimizde nefret etmememize dair bir baskı kurarız. Diyelim ki ergenliğe girdik ve memelerimiz büyümekte. Memelerimizi sıkıca bastırırız. Diyelim mastürbasyon yapacağız. Her defasında derin bir suçluluğa kapılırız. Ya da bu son çikolata parçasını yememem gerektiğini düşünürüm. Alacağım kilolardan dolayı kendi üzerimde baskı kurarım. Ya da sevgilimin arkadaşına sertleşmekteyimdir. Hemen kendimi büyük bir ihanet duygusuna kapılmış bulurum ve kendi üzerimde baskı kurarım. Başka? Çok kötü bir şey yaşarsınız. Bu en uç noktası oluyor baskının. Kendi üzerimize kurduğumuz baskının. Çok kötü bir şey yaşamışızdır ve bunu yaşadığımızı kabullenemeyiz. Bunu kabullenirsek yaşamımıza devam edemeyeceğimizi biliriz. O zaman bu yaşananı bastırırız ve unutmaya çalışırız. Sonucunda unuturuz. Psikanaliz bu bastırılanın geri sembolik olarak, irrasyonel olarak dönmesi ve burada görülen rahatsızlıklar etrafında kurulmuştur arkadaşlar. Psikanaliz bastırılanı özgürleştirmeye çalışan bir yöntemdir diyebiliriz. Bizler sizlerle 1984'ü, baskıyı ve insanı konuşmak için ele alacağız. Kitapta takip edeceğimiz olaylar Okyanusya ülkesinde 1984 yılında geçmektedir. Bugünü belirleyen devrim 30 yıl önce olmuş, kapitalistler yerinden edilip yerine İngiliz sosyalistleri geçmiş ve İngiliz sosyalizme hüküm sürmektedir. Parti Büyük Birader'in liderliğinde ülkeyi yönetmektedir ve parti büyük fedakarlıklarla içinde olduğu savaşla baş etmeye çalışmaktadır. Dünyada aslında o sırada 3 tane büyük güç bulunmaktadır. Hatta devrimden bu yanadır dünyada 3 tane büyük güç dünyayı yönetmektedir. Bunlardan birisi bizim olaylarımızın geçtiği Okyanusya ülkesi, diğeri Avrasya ve ötekisi Doğu Asya'dır. Bunların arasında
bitmek bilmeyen bir savaş sürmektedir. Ve parti gerektiğinde halktan da elini taşın altına koyması, çeşitli fedakarlıklarda bulunması ya da partinin onlardan istediklerine uymasını beklemektedir. Bu toplum üç kesimden oluşmaktadır. Birisi partinin beyni olan iç parti kısmıdır ki bunlar toplumun yüzde ancak birini oluştururlar. Aşırı derecede fedakar bir grup olan iç parti üyeleri toplumdaki en fazla ayrıcalığa sahip olan kesimdir. Geriye %15'lik dilimi oluşturan dış parti üyeleridir. Bunlar parti beyninin daha önemsiz gördüğü işleri yerine getiren genelde memur kesimini oluşturmaktadır. Bunlar iç parti üyeleri kadar ayrıcalığa sahip olmasa da proletaryadan daha iyi bir durumdadırlar. Toplumun %85'ini de geniş halk kitlesi oluşturmaktadır. %85'ini proletarlar oluşturur. Proletarlar sistemin ne kadar kol gücüne dayanan iş varsa onları yerine getiren geniş kesimdir. Şehrin dış mahallelerinde, döküntü evlerde, lağımı andıran sokaklarında yaşarlar ve partiye göre bu sistemde proletarlarla hayvanlar özgürdür. Çünkü proletarlar zaten partinin işleyişini etkileyecek bir güce sahip değillerdir. Bu sistemin işleyişini sağlayan 4 tane bakanlık kurulmuştur. Bunlardan bizim yakından tanıyacağımız bakanlık kahramanımız Winston Smith'in de çalıştığı Gerçeklik Bakanlığı'dır. Gerçeklik Bakanlığı aslında gerçekliği kontrol ediyor. Temelde de eğitimle, güzel sanatlarla, haberlerle ve eğlenceyle ilgilenmektedir. Diğer bir bakanlık ise Sevgi Bakanlığı'dır. Sevgi Bakanlığı'nı kitabın 3. bölümünde tanıma fırsatını bulacağız. Sevgi Bakanlığı ürkünç bir bakanlıktır. Koskoca binada tek bir penceresi bile bulunmamaktadır. Barış Bakanlığı ise en önemli işlerden biriyle uğraşmaktadır. Savaşı idare etmektedir. Geriye Varlık Bakanlığı kalıyor. Varlık Bakanlığı ülkenin ekonomisini çekip çeviren bakanlıktır. İngiliz sosyalizmi yeni dildeki adıyla Ingsos. Bu kelimeyi de sık sık karşılaşacaksınız. Ingsos sistemi tıkır tıkır işlemektedir aslında arkadaşlar. Parti son derece başarılıdır. İnsanları hükmetme noktasında, onları istediği yere sevk etme noktasında son derece başarılıdır. Bu başarının arkasında gerçek bakanlığı yatmaktadır ve inanın bugünkü yönetimleri kıskançlıktan çatlatacak kadar başarılıdırlar. İlk sloganları yönetimlerinde uyguladıkları taktiklerin, stratejilerin ilk belirleyen sloganı şudur. Geçmişe hakim olan geçmişi kontrol eden geleceği kontrol eder. Şimdiyi kontrol eden geçmişi kontrol eder. Evet, bunun ne anlama geldiğini, sistemde nasıl işlediğine bakarsak ilkin şimdinin kontrolünün nasıl gerçekleştiğini anlamamız gerekiyor. Şimdinin kontrolünün gerçekleşmesi öncelikle sıkı sıkıya belirlenen rutinlerden geçer. Sabah ne zaman kalkacağınız, duşunuzu ne zaman alacağınız, sabah jimnastiğinin ne zaman yapılacağı, evden ne zaman çıkacağınız, işte ne zaman olacağınız, yemekleri ne zaman yiyeceğiniz, akşam eve tekrar ne zaman döneceğiniz, yatağa ne zaman gireceğiniz ve lambaların saat kaçta kapanacağı sıkı sıkıya belirlenmiştir. Bu rutinlerden sonra dikkat edilen şey insanların birbirlerinden yalıtılmalarıdır. Çünkü insanlar birbirlerini etkilerler. Bu etkiye maruz kalmamalar için onları birbirlerinden yalıtırlar. Ama başkalarından etkilenebileceğiniz gibi kendinizden de etkilenebilirsiniz. Kendinizi etkilememeniz için, yani kendiniz üzerinde düşünmemeniz için aslında başkalarından soyutlansanız da yalnız olduğunuz hissine kapılmamalısınız. Evet, kendinizin hep bir bakış altında ama başkasının bakışı altında olduğunuzu ve o bakıştan kendinize bakmanızın yolunu keşfetmişlerdir. Bu da arkadaşlar büyük biraderin bakışının üzerinizde olduğunu hissetmenizden geçiyor. Tele ekrandan bahsediyoruz. Bildiğiniz bugünkü televizyonlar her yere monte edilmiştir. Evinizde oturduğunuz salonunuzda tele ekran bulunmaktadır. İş yerinizde bulunmaktadır, sokakta bulunmaktadır. Önemli görülen her yerde tele ekran mevcuttur. Tele ekran aslında bir televizyondur, devlet televizyonudur ve sürekli sizi partiyle büyük biraderin aurasının içinde tutar. Devamlı oradan devletin hedeflerini nasıl gerçekleştirdiği, önüne koyduğu yeni hedefler ve düşmanlarına nasıl boyun eğdireceğine dair propaganda yapılmaktadır. Ama bir şeyi daha yapmaktadır teleekran.
Teleekran aynı zamanda bir kamera sistemidir. Kendi görüş alanındaki her şeyi görmektedir. Yani sabah kalk sireni çaldığında kalkmamanız gibi bir ihtimal söz konusu değildir. İşte bu sayede siz her zaman sizi büyük biraderin takip ettiğini düşünürsünüz ve büyük biraderin sizden istediği şeylere uyarsınız. Bu teleekran kesinlikle sizin gün içerisinde göstereceğiniz bir anormalik olursa yakalar. Mesela diyelim ki tüm gün kaygılısınızdır, yüzünüz kaygılıdır. Bunu yakalar ve bir anormalik olarak kaydeder. Veya sıradan bir nesneyle bir kağıt parçasıyla belki bir bardak da gerektiğinden çok fazla zaman geçirir, meşgul olursunuz. Bu bir anormallik olarak kayıtlara düşer. Bu yeterli değildir. Sizin bir anormalliğinizin tespit edilmesi sistem için çok önemli değildir. Çoğunlukla genelde bunlar cezalandırılacak şeylerdir. Ama bundan daha önemli bir şey var sistem için. Sistem sizin iç dünyanızdakini ister. Sistem sizin bu anormalliğinizin arkasında yatan niyetinizi, anormalliğin arkasında yatan düşünceyi ele geçirmek ister. İşte bunun için teleekran yanına bir unsur daha konulur. Şimdiyi kontrol etmek için teleekran yanına düşünce polisi yerleştirilir. Düşünce polisinin görevi nedir? Düşünce polisinin görevi sizin üç dünyanızda saklı olanı ele geçirmektir. Evet, cezalandırılacaksınızdır ama cezalandırılmadan önce sistem kendisinden kaçan ve sizin iç dünyanızda ortaya çıkan şeyi ele geçirmek ister. Bir anormallik olarak ifade edilen şeyin arkasında ne yattığını sistem bilmek ister. Aksi takdirde kaybettiğini düşünür. Evet, sistem sizin üç dünyanızı istemektedir. Sistemin sapkınlığı nerede? Sistem aslında bizim tamamen sistemin ifadesine dönüşmemizi istemektedir. Yani yaşarken kendimizi açmamız, isteklerimiz, bizde görünen her şey aslında sistemi anlatsın istemektedirler. Bunun için yasalara el koyuyorlar. Hangi yasalara? Kültürün kendini var ettiği yasalara el koyup dönüştürüyorlar. Kültür bize ne yapıyor? Kültür aslında bize kendi iç karanlığımızı toplumun içerisinde ifade edebileceğimiz bir mekanizma sunmaktadır. Yani hem kendi içimizdeki karanlığı tanımamız hem de bu karanlığı kaosa dönüşmeyip toplumun içerisine nesnel bir şekilde aktabilmemizin yolunu verir. Mesela açlıkla yiyeceğin bir aradalığını düşünelim. Biz bir taraftan içimizden gelen bazı uyarıları açlık olarak tasnif ederken bunları aslında tam da yiyeceğe dair bazı yasaları öğrendiğimizde ediniriz. Neyin yiyip neyin yenemeyeceği, neyin ne zaman yiyip ne zaman yenemeyeceği veya nasıl işlemlere tabi tutulup yenilebileceği, bunların hepsi bizim aynı zamanda açlık fikrimizi belirler. İşte mesela yemek etrafındaki yasaların belirsizleşmesi bizim yemek yeme noktasındaki kültürel bir varlık olmamızı zedeler. Yavaş yavaş açlığımız toplumun içerisine bir şiddet eylemi olarak döner. Totaliter yönetimler bir sürü yasa koyuyor dedik ortaya. O zaman bunlar daha çok kültür anlamına gelmez mi? Hayır. Baskı yasadan gelmez. Baskı çıplak güçten gelir. Totaliter devlet kültürün yasalarına el koymaya çalışır ve kendi isteklerini topluma dayatmaya çalışır. Tam bu noktada aslında yasanın saygınlığını zedeler. Çünkü totaliter devlet şunu yapar. Yasayı eşit uygulamaz. Yasayı bir uygular, bir uygulamaz. Bu durumda siz yasanın belirlediği meşru çerçevede kendinizi ifade etmekten kendinizi geri çekersiniz. Çünkü zemin çok risklidir. Yasa her an değişebilir. Bir zamanlar kahramanken yarın hain ilan edilebilirsiniz. Bu durumda ne olur? İfade susar ve kendinizi geri çekersiniz. İşte totaliterliğin sapkınlığı buradan kaynaklanır. Ama parti şunu çok iyi bilir. Şimdi sadece şimdi kontrol ederek kontrol edemezsiniz. Ve bunun çeşitli daha tehlikeler vardır. Birincisi, insan güvenilir bir varlık değildir. Onun o karanlık dünyasına, iç dünyasına neyin doğacağını, neyi isteyeceğini, neyi hissedeceğini bilemezsiniz. En yukarıdaki bile partiye ihanet edebilir. Kaldı ki siz gelecekte yaşamayacaksınız ve geleceği de garanti etmek istiyorsanız sadece şimdiden geleceği kuramazsınız. Çünkü gelecekteki bir kişi geçmişe dayanarak şimdi kısa devreye uğratabilir ve bu geçmişin yeniden dönüp gelmesi anlamına gelecektir. Parti bunu bildiği için geçmişe yönelir ve geçmişle oynar. Geçmişi kontrol eder. İşte Winston Smith de Gerçeklik Bakanlığı'nda geçmişi dönüştüren memurlardan birisidir. Her gün çalışma odasına gider.
Çalışma odasında 3 tane boru bulunmaktadır. Bu borulardan birisinden o gün ne yapacağı işe dair ruloları kendisine gelmektedir. Ve geçmişin hangi kaydının değiştirilmesi gerektiği, nasıl değiştirilmesi gerektiği orada kendisine bildirilmektedir. İkinci bir boru bulunmaktadır ve o arşiv dairesinden Winston Smith'in istediği gazeteleri, magazinleri, filmleri her ne değiştirilecekse onu gönderir. Winston Smith'in o günkü işi büyük biraderin 16 Mart'ta verdiği demecin 17 Mart'taki basılan halini değiştirmektir. Çünkü büyük birader bir öngörüde bulunmuştur. O öngörüye göre savaşta olduğu Avrasya'nın ileriki günlerde Güney Hindistan cephesinde değil de Kuzey Asya'da saldırıya geçeceğini söylemiştir büyük birader. Ama gel gör ki birkaç gün sonra Avrasya ülkesi taarruza geçtiğinde Güney Hindistan'ı tercih etmiş, Kuzey Afrika'ya karışmamıştır. Bu durumda 17 Mart nüshalı gazete Times gazetesindeki büyük biraderin öngörüsünün yer aldığı paragraf Winston Smith tarafından yeniden yazılır ve şu andaki haline uydurulur. Böylece şu yaratılır: büyük birader yanılmazdır. Diğer yapacağı değişiklik ise Varlık Bakanlığı'nın 3 yıl önce açıkladığı verilerdir. O zaman 3 yıl önce 3 yıllık plan yapılmıştır ve bir üretim öngörüsünde bulunmuştur. İşte şu kadar bot üretilecek, şu kadar tele ekran üretilecek, şu kadar mont üretilecek, şu kadar çikolata üretilecek ve bu sayıların bir çoğu tutmamıştır. Bunların düzeltilmesi gerekir. 3 yıl önceki gazete çağrılır, oradaki sayılar bugünkü sayılara uydurulur ve böylece yalan tarihe geçer ve yalan gerçek olur. Bir gazeteye dair, bir filme dair, bir dergiye dair her ne değiştirilecekse bütün değişiklikler yapıldıktan sonra gerekli yere gönderilir ve onlar o gazetenin nüshasını yeniden basıp arşive o düzeltilmiş nüshayı koyarlar. Böylece geçmiş günü gününe, dakikası dakikasına yeniden yazılmıştır. Böylece partinin bütün öngörülerinde ne kadar haklı olduğu ortaya çıkar ve hiç kimse geriye dönüp burada bir çarpıtma olduğunu gün yüzüne çıkaramaz. Çünkü bütün deliller yok edilmiştir. Aslında bu yaptıkları bir taraftan Winston Smith'i derin bir sarsıntıya sürüklemektedir. Çünkü Winston Smith şunu bilir: şu anda değiştirdiği sayılar daha önce defalarca defalarca değiştirilmiştir. Yani yaptığı şey iyice saçma bir şey olduğunu düşünmeye başlar. Ama hepsinden en ürküncü geçmişin değiştirildiğini düşünmesi değildir. Geçmiş artık yok edilmiştir. Geçmişe ulaşmak neredeyse imkansızdır. Winston Smith şunu fark ediyordu: aslında geçmişe dair kendisinin emin olduğu şeylerin sadece ama sadece zihninde olduğuydu. Evet, geçmiş sadece kendi zihnine kalmıştı. Ve geçmiş gerçekten de tamamen yok edilmişti. Aslında parti kendisi için şu olanağı yaratıyordu: bir sonraki adımda 2 kere 2'nin 5 edeceğini söyleyecekti ve buna inanmamanız gibi bir ihtimal kalmayacaktı. Peki sadece gerçeği zihninizdeki bilgi temsil edecekse ve siz de geçmişin sürekli değiştirilmiş olduğunu biliyorsanız, zihninizdeki geçmişten başka nedir ki? O halde nasıl ispatlayacaksınız 2 kere 2'nin 4 ettiğini? Parti sizi şu noktaya getirmiştir: gözlerinizle gördüğünüze ve kulaklarınızla duyduğunuza inanamazsınız. Sadece partinin söylediğine inanabilirsiniz. O sıralarda Winston Smith derin bir sarsıntı yaşarken proleter mahallelerde gezdiği bir sırada ücra bir dükkanda eski 40-50 yıllık bir defter bulur ve o çok eski olduğu için ona çok gerçeklik hissini yaşatır. Defteri alıkoyar, satın alır, eve götürür. 5-6 gün sonra ise içerisine kendi sonunu hazırlayacak bir istek doğar: günlük tutma isteği. Ve defteri tele ekranın görmeyeceği bir köşede açıp yazmak ister. Tarih atar: 4 Nisan 1984. Sonra içine derin bir şüphe sarar: gerçekten de 4 Nisan 1984'te midir? Öylece kalır ve sonra kendisini nasıl ifade edeceğini bilmediğini fark eder ve hatta ne ifade etmek istediğini unuttuğunu fark eder. Aslında gerçekliğin gaspının acıklı hikayesini görüyoruz burada. Ve şimdi kontrol etmenizin tek yolu geçmişi yok etmeniz, insanlara bir geçmişin
olmadığına inandırmanızdır. Bu durumda insanlar kendilerini doğa gibi algılayacaklardır. Ne yaparlarsa yapsınlar, tarihsiz kalacaklarını hissederler ve nihayet son nokta gelir. İnsan kendi içine doğan şeyin gerçeklik hakkı olduğunu düşünmez. O andan sonra da artık zaten içinize herhangi bir şey doğmayacaktır. Ve dışarıdan eğer size buyruk veren bir otorite varsa o buyruğa uymaktan başka yapacak bir şeyiniz olmayacaktır. Evet arkadaşlar, bu videomuzda 1984'ün ilk bölümünü konuştuk. Bundan sonra eğer bir video daha çekersek son iki bölümle ilgili yorumlarımızı sunacağız. Sizin kafanıza takılan yerler varsa veya sonraki konuların da işlenmesini istiyorsanız videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.